Engelli kamu personeli seçme sınavı orta öğretim işitme 1 22 Nisan 2018 genel kültür. Soru 1. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Teoman, B. Kültigin, C. Mukan Kağan, D. Bilge Kağan, E. Balamir. Doğru cevap A. Teoman. Soru 2. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in adına hutbe okutup para bastırması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Bağımsız devlet kurduğunun, B. Göçebe yaşamı terk ettiğinin, C. Din değiştirdiğinin, D. Savaşa hazırlandığının, E. Anadolu'nun fethini tamamladığının. Doğru cevap A. Bağımsız devlet kurduğunun. Soru 3. Osmanlılarda kitapların parçalanmasını engellemek ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Ebru, B. Ciltleme, C. Minyatür, D. Çini, E. Tezhip. Doğru cevap B. Ciltleme. Soru 4. Tanzimat Fermanı'nın idam cezasının mahkeme kararı olmadan uygulanamayacağına ilişkin hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Yargılamaların sadece İstanbul'da yapılması, B. Kişinin can güvenliğinin sağlanması, C. Kişinin mallarına el konulması, D. Hapis cezasının kaldırılması, E. Padişahın yargı gücünün mutlak olması. Doğru cevap B. Kişinin can güvenliğinin sağlanması. Soru 5. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılan savaşta görev almıştır? A. İngiltere, B. Fransa, C. Rusya, D. Yunanistan, E. İtalya. Doğru cevap C. Rusya. Soru 6. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastıktan sonra Anadolu'da uğradığı ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafsa, B. Amasya, C. Erzurum, D. Sivas, E. Ankara. Doğru cevap A. Hafsa. Soru 7. Mustafa Kemal Paşa'nın Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan ordusuna karşı başarı kazanması, Çanakkale Savaşı'nda ortaya koyduğu cesaret ve elde ettiği zaferlerle tanınması aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? A. Askeri dehası, B. Kültürel birikimi, C. İktisat bilgisi, D. Sanata değer vermesi, E. Bilime önem vermesi. Doğru cevap A. Askeri dehası. Soru 8. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu cephesindeki savaşları yöneten komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Refet Bele, B. Kazım Karabekir, C. İsmet İnönü, D. Ali Fuat Cebesoy, E. Rauf Orbay. Doğru cevap B. Kazım Karabekir. Soru 9. Milli mücadelede Sütçü İmam aşağıdaki şehirlerden hangisinin düşman işgalinden kurtulmasında rol oynamıştır? A. İzmir, B. Maraş, C. Trabzon, D. Samsun, E. Ankara. Doğru cevap B. Maraş. Soru 10. 1. Cumhuriyet rejimini yerleştirmek. 2. İnkılapların benimsenmesini sağlamak. 3. Dış politikaya yön vermek. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren İstiklal Mahkemelerinin amaçları arasında yer alır? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. 1 ve 2. Soru 11. Atatürk döneminde Türkiye'de aşağıdaki ulaşım alanlarından hangisine öncelik verilmiştir? A. Hava yolu, B. Demir yolu, C. Karayolu, D. Deniz yolu, E. Nehir yolu. Doğru cevap B. Demir yolu. Soru 12. Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü aşağıdaki kurumlardan hangisiyle ilişkilidir? A. Türk Hava Kurumu, B. Sümer Bank, C. Türk Tarih Kurumu, D. Maden Teknik Arama Enstitüsü, E. Yüksek Ziraat Enstitüsü. Doğru cevap A. Türk Hava Kurumu.
Soru 13. Toplum hayatını ve kurumları düzenleyen yasaların zamanın değişen şartlarına göre yenilenmesi aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir? A. İnkılapçılık, B. Halkçılık, C. Milliyetçilik, D. Devletçilik, E. Cumhuriyetçilik. Doğru cevap A. İnkılapçılık. Soru 14. Ova oluşum türü. 1. Erzurum Karstik, 2. Bafra Delta, 3. Gediz Delta. Yukarıdakilerin hangilerinde ova ve ovanın oluşum türü doğru eşleştirilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Doğru cevap E. 2 ve 3. Soru 15. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Yükselti, B. Denizelli karasallık, C. Dağların uzanışı, D. Bakı, E. Toprak çeşitliliği. Doğru cevap E. Toprak çeşitliliği. Soru 16. Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Nüfus sürekli olarak artış göstermiştir. B. Nüfus artış hızının negatif olduğu dönemler olmuştur. C. Ortalama yaşam süresi giderek artmıştır. D. Nüfus artışının büyük bir kısmı doğal artışla gerçekleşmiştir. E. Doğurganlık oranı ülkenin güneydoğusunda daha yüksektir. Doğru cevap B. Nüfus artış hızının negatif olduğu dönemler olmuştur. Soru 17. 1. Dağların uzanışı. 2. İl merkezlerinin konumu. 3. Bitki örtüsü. Türkiye'de karayolu ulaşımının doğu-batı yönünde daha fazla gelişmiş olması yukarıdaki unsurlardan hangileriyle ilişkilidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Doğru cevap A. Yalnız 1. Soru 18. Elektrik enerjisi üretiminde ülke içerisinde bulunan kaynakların kullanımı son derece önemlidir. Buna göre Türkiye'de yeterli düzeyde bulunan ve elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Lignit, B. Taş kömürü, C. Doğalgaz, D. Petrol, E. Antrasit. Doğru cevap A. Lignit. Soru 19. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yargı yetkisi aşağıdakilerin hangisi tarafından kullanılır? A. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler, B. Türkiye Büyük Millet Meclisi, C. Devlet Denetleme Kurumu, D. Milli Güvenlik Kurulu, E. Bakanlar Kurulu. Doğru cevap A. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Soru 20. Türkiye'de anayasa değişikliklerinin halkın doğrudan kabul veya reddine sunulması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Kanun teklifi, B. Mahalli idare seçimi, C. Halk oylaması, D. Genel seçim, E. Merkezi idare. Doğru cevap C. Halk oylaması. Soru 21. Türk hukukunda aşağıdakilerden hangisi bir yargılama işlemidir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkarması, B. Bakanlar Kurulu'nun tüzük çıkarması, C. ÖSYM'nin yönetmelik çıkarması, D. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hapis cezası hükmü vermesi, E. Kiracının kira sözleşmesi imzalaması. Doğru cevap D. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hapis cezası hükmü vermesi. Soru 22. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkesin aile hayatına saygı göstermesini isteme hakkına sahip olması aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisiyle ilgilidir? A. Özel hayatın gizliliği, B. Çalışma hürriyeti, C. Dernek kurma hürriyeti, D. İspat hakkı, E. Mülkiyet hakkı. Doğru cevap A. Özel hayatın gizliliği. Soru 23. Türkiye'de köylerin seçimle iş başına gelen yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Vali, B. Kaymakam, C. Polis, D. Muhtar, E. Köy imamı. Doğru cevap D. Muhtar.
Soru 24. Türkiye'de ilçe belediye başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? A. Kaymakam, B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, C. İlçeye bağlı köylerin muhtarları, D. Vali, E. İlçedeki seçmenler. Doğru cevap E. İlçedeki seçmenler. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de genel tatil günlerinden biri değildir? A. 23 Nisan, B. 19 Mayıs, C. 15 Temmuz, D. 30 Ağustos, E. 24 Kasım. Doğru cevap E. 24 Kasım. Soru 26. Aşağıdaki cumhurbaşkanlarının hangisi halk tarafından doğrudan seçilmiştir? A. Recep Tayyip Erdoğan, B. Turgut Özal, C. Süleyman Demirel, D. Abdullah Gül, E. Ahmet Necdet Sezer. Doğru cevap A. Recep Tayyip Erdoğan. Soru 27. Yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılarak aksine bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmemesi gerektiğini bildiren ışıklı trafik işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışık, B. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışık, C. Yeşil ışık, D. Kırmızı ışık, E. Sarı ışık. Doğru cevap D. Kırmızı ışık. Soru 28. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul, B. Üsküp, C. İzmir, D. Selanik, E. Manastır. Doğru cevap D. Selanik. Soru 29. Şubat ayı en son 2016 yılında 29 gün sürmüştür. Buna göre Şubat ayı aşağıdaki yılların hangisinde 29 gün sürecektir? A. 2019, B. 2020, C. 2021, D. 2022, E. 2023. Doğru cevap B. 2020. Soru 30. 2017 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmail Kahraman, B. Mevlüt Çavuşoğlu, C. Binali Yıldırım, D. Bekir Bozdağ, E. Burhan Kuzu. Doğru cevap A. İsmail Kahraman. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.